أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله عينا بكت من خشية الله ورحم الله عينا سهرت في سبيل الله. İnsanın güzel bir insan olarak kalması için Allah'tan korkması gerekir. Rabbinin haşyetini kalbinde taşıması gerekir ki o şeytandan gelen fısıltılara kulağını rahatça kapatabilmesine imkan sağlasın. Nefs ve şeytan onu hep çirkefe çekmek için uğraşır. İçindeki haşyet hep onlara gem vurmayı, onlara kapıyı kapatmayı kolaylaştırır. Onun için Allah'tan korku kulun kalbinde olması gerekir. Biz neyin korkusunu kalbimizde taşıyoruz genel olarak Müslümanlar? İnsanlar ne der korkusunu taşıyoruz. Acaba ne derler? Bu korku Allah korkusunun önüne geçiyor. Rabbimiz Sübhanehu ve Teala ayeti kerimede çok defa bunu tekrar ederek buyuruyor ki korkulacak olan insanlar değil. وَلَا تَخَافُ النَّاسِ وَلَا تَخْشَ النَّاسِ İnsanlardan korkun. وَخَافُونِ Benden korkun. Benden korkun. İnsanlar size ne yapabilir yani? İnsanlar yaptığı sıkıntı nereye kadar sürebilir? Ne kadar size sıkıntı çektirebilirler? İnsanların büyüklüğü nedir? Kuvveti, gücü nedir? Bir yel esecek kadar, esmesine kadardır. Sert bir rüzgar estiği zaman yok olup biterler. Ne büyük kavimleri biz gücüyle böbürlenen, ne büyük kavimleri dağları yontup kendilerine ev yapan, biz kavimleri dev boylarında olan kavimleri helak ettik, biz mahvettik. Bir rüzgarla, bir sayhayla canlarını aldık bitirdik bir defada yani. Sürse sürse belki bir saat sürdü, belki de bir dakika sürdü. Olabilir mi? 45 saniye de Allah Subhanahu ve Teala bir deprem veriyor. 45 saniyede dümdüz yapıyor bir şehri. Bu kadar basit Allah için böyle bir kudrete sahip olan zattan korkmayıp insanlar ne derden, ağzından, fikrinden, düşüncesinden korkan bir toplum haline geliyor insan. Neden? Rabbinin haşyetini kalbine koymadığı için. Rabbinin haşyetini kalbine nasıl koyacak? İlim öğrenecek. Allah-u Teala bunu öğretiyor Celle Celaluhu. İnnemâ yakşallâh min ibâdil ulemâ. Allah'tan ancak alim kullar korkar. Alim olmaya gayretin var mı yok mu? İlme bakışın nasıl? Allah'ın dinini anlatanları dinleyişin nasıl? Sıkkınlıkla mı dinleniyorsun? Bunalımla mı dinliyorsun? Bak, ruhuna iyice bir bak. Hangi yolda yürüyorsun orayı anla. Resul-i Ekrem ne buyuruyor? Bakın. Leyse minni illa alimun ev mutaallimun. Benden değildir diyor alim ve talebenin harici, ilim öğrenenin, ilim öğretenin harici benden değildir diyor Resul-i Ekrem. Ne demek? Benim davamı anlayamazlar demek. Benim kaldırdığım sancağın ulu idrakına vakıf olamazlar demek. Yaşarlar, bir şeyler yaparlar, Müslümanım diye gezerler ama davanın farkına varamazlar. Benim şuuruma gelemezler, öğretmek istediğimi bilemezler. Onun için ne yapacaksın? Alim olacaksın, ilim ehli olacaksın, kalbini Allah korkusunu dolduracaksın. O zaman ne olacak? Şeytanın, nefsin fısıltılarını anlayacaksın bile sen. Bu şeytandan geliyor. Bu nefisten geliyor. Yok bunlara kulak veremem diyeceksin. Çok sert bir kapıyı onların kapısı yüzüne çarpacaksın. Ve bu sana çok kolay olacak. Allah'ın rahmetine üzerine nazil olacak. Resul-i Ekrem onu buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Rahimallahu aynen baket min haşyetillah. Allah korkusundan ağlayan göz, Allah ona rahmet eder. Rahmet etsin, rahmet eder. Başka, ve rahimallahu sehiret fi sebilillah. Allah yolunda uykusuz kalan gözlere de Allah rahmet etsin. İlim yolunda gece uykusuz da kalabileceğiz bazen. Veyahut da Allah yoluna cihad ederken mücahit uykusuz da kalabilecek.
Allah'ın dinini yüceltmek için çalışırken her ne yapıyorsan yap, uykusuz kalabileceksin. Uykusuz kalmanı bil ki senin için büyük şereftir. Çünkü Resulullah Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu yolda uykusuz kalanlara dua etti. Onun duası makbuldür. Allah rahmet etti. Fiili mazi manası verildiği vakitte dua olarak değil de normal manası da verildiği vakitte ha, bu neye işaret eder? Tevakkuu vukuuna binaen diye söylenir. Arap kaidelerinde kesinlikle olacak manası. Onun için olmuş gibi anlatılıyor. Rahmet etti. Bitti. Allah korkusundan ağladıysan Allah'ın rahmeti sana indi diyor Resul-i Ekrem. Başka Allah için uykusuz kaldıysan, Allah'ın dinini yüceltmek için uykusuz kaldıysan Allah'ın rahmeti sana indi. Bu haslet üzerine yürümek lazım. Uykusuz kaldık diye değil, Allah için hiç uykusuz kalamadık diye üzülmek lazım. Ağlıyoruz diye değil, Allah için ağlamıyoruz diye üzülmek lazım yani. Allah için ağla, Allah korkusunu kalbine getir ki şeytanın maskarası olma. Nefsin oyuncağı olma. Haşyet kalbinde olmayan insanlar nefsin maskarası olurlar. Haşyet kalbine gelmesi için de ilim ehli olman gerekir. İlme önem göstermen gerekir. Acaba bugün bir vaaz-ı nasihati dinlerken acaba bugün bilmediğim neyi bileceğim? Neyi öğreneceğim? Öğrenip de Allah'a nasıl yakın olacağım? Nasıl yaklaşacağım? İdrakım, şuurum nasıl genişleyecek? Bu sohbetten bize Allah ne ikramlar sunacak? Böyle pür dikkat dinlemek gerekir ki ilim ehli olabilelim. İlim ehli olalım ki Allah'tan korkabilelim. Allah'tan korkalım ki şeytan ve nefsin oyunlarını bozabilelim.